Merhabalar Aslan Hanım, nasılsınız? İyiyiz, siz? Teşekkür ederiz, hiç karşılaşamıyorduk. Evet, çünkü uzun zaman biraz evde durdum. Malum deprem olaylarından dolayı bir dinlendim. Ben de ancak kendimi topladım. Psikolojiniz nasıl etkilendi bu konuda? Herkes gibi, ben de biraz dağıldım. Şimdi kendime yeni bir şeyler buldum, biraz psikolojimi rahatlatabilmek için. Çünkü anksiyetem ve kaygım arttı benim de herkes gibi. Ama şu an iyiyim. Umarım herkes için de çok daha iyi olacak. Atlatacağız bu günleri. İnşallah. Yeni şeyler buldun dediğiniz ne gibi? Kendimle ilgili. Yani evde biraz zaman geçirdim. İngilizceme çalıştım. Cello çalıştım. Evet, günde böyle oturup 3 saat çalıştığım oldu. Önceden çalışıyor muydunuz yoksa yeni başlamadım. 2 yıldır var hayatımda cello. Öyle. Cello ile ilgili planlarınız var mı? Var. Güzel İlerlemek eserleri. İlerlemek istiyor musunuz? Yani öyle... Çalışmayı profesyonel bir şekilde yapmaya çalışmıyorum. Kendim hobi olarak yapıyorum. Ama böyle güzel işte sevdiğim parçaları kendim seslendirmek hoşuma gidiyor. Geçtiğimiz günlerde de doğum gününüzde herhangi bir kutlama yapmadınız sanırım. Evde yalnız geçirdim dediniz. Böyle paylaşımınız oldu. Evet. Bir gün öncesinde ailemle geçirdim, arkadaşlarımla. Ertesi gün evde yalnızdım ama çok keyifli geçti. Yalnız kalmayı tercih ettiğiniz dönemlerde misiniz? Biraz. Evet. Sebebi nedir peki? Kendimi keşfetmek, kendimle zaman geçirmek. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz ya yeri geldiğinde, evet. Sete çıktığımızda. Ben sevdim ya yalnızlığı. Genelde böyle evde olmayı mı seversiniz, yalnız kalmayı? Spor yapmayı, dışarı çıkmayı, kendime bakmayı, biraz kitap okumayı. Ama bunların hepsini dışarıda da yalnız başıma yapıyorum, evde de. Çok arkadaşa, dosta ihtiyaç duymuyor musunuz? Çok dostum var. Ama... Ama konuştuğumuzdan beri hep yalnızdım. Yani şimdi öyle yalnız bir olacağım. Yansıma edeceksin ki. Sanki yalnız kız gibi. Yok, yalnız ben, değilim. Ben öyle yansıtmıyorum. Ama kendimle kalmayı seviyorum. Çok insan var çevremde, arkadaşlarım da var. Kendimle zaman geçirmeyi de seviyorum. Sadece bu da var. Hayatınızı birini alma konularında nasılsınız peki? Ne olarak? Genel olarak. Yani mesela karşı cins için nasıl birini hayatınıza alırsınız ya da... Arkadaşlık olarak. Evet. Evet, şu anda bir ilişki düşünmüyorum. Arkadaş olarak da yani biraz bana hitap eden biri olmalı. Yani ben şeyimdir, dürüst yalnız insanları severim. Hayır. İkimiz de yalnız olmaz. Dürüst insan severim. Ben bir yanlış yaptığımda bana "Hafsa yanlış yapıyorsun" diyebilmeli. Eğer öyle diyebiliyorsa o benim dostum olabilir. İnşallah diyebilir. Umarım bu yalnızlık hızla sürmez. Oyunculuk anlamında neler yapıyorsunuz peki? Yeni projeler var mı? Var aslında. Biraz ara vermiştim bu olaylardan dolayı ama şimdi tekrar okumaya başladım senaryo. Bakalım, sürprizler olabilir, güzel şeyler gelebilir. İçime sinsin, doğru iş olsun. Benim için önemli olur mu? İstediğiniz tarzda bir hikaye var mı ya da türde? Şu anda gelen işlerden mi? Genel olarak sizin istediğiniz bir tür var mı? Kendinizi yani, görmek istediğiniz. Aslında daha henüz tam istediğim işte bir şey gelmedi. Öyle bir senaryoyla karşılaşmadım. Ama bence yaşım genç. bakalım öyle bir işle denk gelirim umarım. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Bay bay. Efendim geçmiş olsun. Sağ ol abiciğim, teşekkürler. Karakoldan çıktınız, siz de bir olayı anlatır mısınız, neler oldu? Hayatım şöyle, geçen sene bir şirket kurmuştuk, medya şirketi Berton Medya. Filme Gel isimli bir film çekmiştik. Ondan sonra şirket orada zaten, eşim Zeynep Hanım da orada. Yani bir şey yok, benim bir ödeme almamla ilgili telefon açtılar, buraya çağırdılar. Asistanım zaten, o da genel koordinatörümüz. Yani herhangi bir sorun, şöyle bir sorun var. Ben geldim, kapıya çıktılar. Arkadaşlar gördüler zaten. Yani bilemiyorum, anlayamıyorum. Gelin istiyorsanız beraber soralım. Hani gazeteci dediniz galiba orada. Evet, bir 5 kişi falan. Ya, önemli değil yani, bir kişiye 5 kişi. Önemli değil. Arkadaşlar, yani ben Allah'a havale ediyorum herkesi. Bunlar medyayı falan, ya bunlar boş. Kimseyi üzmeyelim, kırmayalım. Bak deprem var, ölüler var. Yazık, günah. Allah herkesi affetsin. Şikayetçi oldunuz siz de. Ben şikayetçi oldum. İfadeye bekliyorum ama gelmiyorlar. Nedeni var. Peki neden gelmiyorlar? Orada var. İfadelerimiz var. Konuşuruz. Konuşuruz. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. İstiyorsanız buyurun gelin. Onlara da soralım. Oraya doğru mu geçiyorsunuz siz? Evet. Şimdi geçeceğim. Tamam, bakacağım. Olur. Olur. Tamamdır. Bana diyor ki ben polisim diyor. Sen güvenebilirsin artık. Bir şey olmayacak diyor. Herhangi bir şey.
gel buraya diyor. Bu tutturuyor. Ben ifadeyi veriyorum. Üstünü değiştirip çıkıyor. Onu da anlamadım. Yani mevzuat böyle mi çalışıyor? Belki öyledir. Yani devlet büyükleri bilir bu işleri. Yani peki, makamlar var. Emniyet amirleri biliyor mu sizin oraya gideceğinizi tekrar? Ya da hiç destek falan gelmeyecekler. Bilemiyorum ki. Bilemiyorum. DARP raporu almam için bir şey verdiler. Bugün DARP raporu da alacağım. Öyle yani. Tamam, orada görüşürüz.